zeminden, taştan ve bitki üzerinden almış olduğumuz numuneler. Litik dediğimiz, yani taş üzerinde onlara bağımlı olarak yaşayan numunelerimizi görüyorsunuz burada. Zeminden, bitkiden ve taştan alınan numune örnekleri. Artebel göllerinden 17 göl ve bir göletten bu göllerin bentik habitatlarından bir başka ifadeyle gölün zemininde çamurunda yaşayan, göldeki taşlar üzerinde yaşayan, göldeki bitkiler yüksek yapılı bitkiler üzerinde yaşayan alplerden örnekler alındı ki biz bunlara epipelik, epilitik ve epifitik örnekler adını veriyoruz. Bu örneklerde yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde Basilariofita, Klorofita, Karofita, Öglonofita ve Okrofita bölümlerine ait 256 alp türü tespit edildi. Yine incelemelerimiz neticesinde bu 250 alp türünün 41'inin yeni kayıt olduğunu tespit ettik. Yeni kayıt ne demek? Bu türler aslında dünyanın diğer ülkelerinde mevcut ancak bizim ülkemizde ilk defa tespit edildiği için biz yeni kayıt diyoruz. Böylelikle araştırmamızın önemli sonuçlarından bir tanesi de bu 41 yeni kayıt diye adlandırdığımız türün dünya üzerindeki yayılış alanlarına bir yenisini daha ilave etmiş olduk. Ve böylece bu türlerin de ülkemizde ilk defa Artabel Gölleri Tabiat Parkı içerisindeki bu 17 göl ve gölette bulunduğunun da altını vurgulamış olduk, çizmiş olduk. Bu durum, bu araştırmanın sonucu hem Artabel Gölleri biyoçeşitliliğine hem de ülkemizin alg florasına önemli bir katkı sağlamıştır. Şimdi oldu. Şu gördüklerinin mikroskoptaki görüntüsü. Silisli su yosunları dediğimiz ve sucul ortamda besin ağının birinci halkasını oluşturuyorlar. Mesela Avrupa'da mevcut, Amerika'da mevcut efendim. Bu Gürcistan yani Kafkas ülkeleri dediğimiz ülkelerde mevcut. Zaten dikkat ederseniz bizim çalışmış olduğumuz dağ sıralaması Kafkasya'da yani kuzeyden Kafkasya ülkelerinden geliyor ve Avrupa'nın kuzeyine doğru hareket eden bir dağ silsilesi içerisinde yer alıyor. Zaten ülkemizde eksik olan kısım da burada ortaya çıkıyor. Avrupa'da EMERGE denilen bir proje var. Yani Avrupa'nın yüksek dağ göllerinin araştırıldığı bir proje. Türkiye henüz bu projede yer almış değil. Bizim yapmış olduğumuz çalışma Avrupa'da ve dünyada yapılan bu yüksek dağ gölleriyle ilgili çalışmalara da ilave bir katkı sunacak ve ülkemizdeki eksik olan bu kısım da tamamlanmış olacak. Son buzul çağında oluşan göller. İnsan yerleşiminden uzak olduğu için tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklardan uzak. Yani bu kirliliklerden uzak. O dönemdeki mevcudiyetini, o dönemdeki biyolojik çeşitliliği günümüze kadar taşımış olan efendim göller. Yani kısacası doğanın kitabeleri adını verebiliriz. O buzul çağı döneminde göllerde o yüksek dağ göllerinde bulunan biyolojik çeşitlilik günümüze kadar geldi. Biz bu çalışmalarımızla o dönemdeki biyoçeşitliliği tespit edip ortaya çıkarabilme imkanına sahibiz. Mikroskopik. Görüyor musun? Ne diyorum bu terlik sayma yani bu alg değil bu. Zooplankton olabilir bu.